Günaydın arkadaşlar, yeni videomuza hoş geldiniz. Biz bugün dışarıdan açıyoruz. Dışarıdayız. Ikea'ya geldik. Bakın böyle Selene oyuncak şey almak istiyoruz, dolap almak istiyoruz. Çünkü odası şimdi küçük olduğu için, yani küçük değil de böyle uzunlamasına olduğu için oyuncaklar sepetlerinden geçilmiyor resmen. Ve Savaş dediğim gibi bu son bulması lazım. Bir de oyuncaklar her yere dağılıyor. Hani Selen açık görünce her şeyi dağıtıyor. O yüzden bir bakalım dedik. Zaten beğendiğim bir şey vardı. Gösteririm zaten kurduktan sonra. Savaş unboxları alıyor arkadaşlar. Belki çoğunuz şimdi biliyordur hangisini, hangi dolabın olduğunu. Ne oldu, ne düşünüyorsun? Ich glaube, ich das weiße. Aynen. Böyle arkadaşlar. Bunlar galiba yeni, ben bunları tanımıyorum. Yani bu rengi tanımıyorum. Aa, bayağıdır Ikea gelmemiştim. Biz en son ne zaman Ikea'daydık? Valla beni her zaman yolluyorsun, biliyorum. Ya Maray, aşkım niye oraya gidiyoruz? Sola gidelim. Orada bir şey yok. Bir şey bakalım bir biraz. Aşkım çok gezmeyeceğiz ki, biraz arkaya doğru gideceğiz. Hep senin işaretini hallediyor. Benim masayı halletmiyor zaten. Masaya bakalım. Hani nerede masa? Masayı kestirmem lazım. Ekstra yeni masa alırsa elektrik kestireceğim. Tamam. Şu an onu nasıl halledebiliriz ki, böyle bir laf söylüyorsun? Alacağım Noybo'dan. O bir ekstra kestireceğim. Onu da siz kestirin. Yani hani fan bir tak olsun. Sen iki ülke biraz topu azalt. O zaman her şeyi halledersin. Ne zaman oynadım en son? Hafta sonu, iki gün hafta sonu. Bu hafta sonu sohbet yokmuş zaten. Bas yok. Bas yok. Aşkım şurası ne kadar güzel bak. Peki dediklerini ignoriyen yapmam. Günaydın arkadaşlar, yeni videomuza hoş geldiniz. Arkadaşlar ben burada tırnaklarımı yapıyorum. Çünkü çok kötü durumdalar, biliyorsunuz. Kendime vakit ayıramamıştım. Şimdi ayırıyorum. Selen de burayı böyle güzelce bir dağıttı. Teşekkür ederim minniğim. Nereye kalkıyorsun? Kalkıp ne yapacaksın burada? Nay nay nay. Arkadaşlar bugün annemgillere davetliyiz. Makyajımı burada yapıyorum böyle. Kendime bir tane böyle makyaj kutusu almak istiyorum ve her yerde makyaj yapabileyim diye. Çünkü makyaj köşesi yapmayı düşünmüyorum, çünkü gereksiz buluyorum. Bu arada beni görmediniz, böyle göstereyim ölü bir şekilde. Gözlerimin altı sipsiyah. Çok kötü uyudum. Şimdi bir hazırlanayım, sonra zaten başka bir Seda gelecek dünyaya. Neyse arkadaşlar, birazdan görüşürüz. Evet arkadaşlar, bu makyajlı halim ve saçlarımı da bitirdim. Böyle iki tane buraya bağladım çünkü önde kısa saçlarım olduğu için, sinir olmayayım diye. Anne çantamı hazırladım. Savaş da şu an Selen'in ceketini giydiriyor. Selen'im çok seviniyor. Ve yola koyuluyoruz. Şu an saat 5:30. Selen aslında daha erken gidecektik annemgillere ama Selen çok uyuduğu için çocuğu uyandırmak istemedik, uykusundan bölmek istemedik ki bölündü de sanki, çünkü daha böyle uyuyor gibiydi. Hani ben de dedim ki artık yavaştan kalksın çünkü geç oluyordu. Bir de annemgille hani geç gitmek de istemiyorum. Öyle burada. Gidelim, tamam mı? Hadi gidiyoruz. Sen hazır mısın? Ben hazırım, evet. Şimdi evden çıkıyoruz arkadaşlar. Dur. Ha, evet arkadaşlar, şimdi annemgillere geldik. Annem bize neler yaptığını gösterecek. Hadi anne aç. Okey, tavuk göğsü. Hadi gel, içeri geç. Ne bu anne? Taze fasulye. Tamam. Bu ne çorbası? Mercimek çorba. Saç böreği. Ah. Ne bu? Köfte, patlıcan. Aynen. Dolmalı şey, Arnavut pilavıymış.
Evet. Aşağıda da dolma var. Dolma var. Bir de şuraya börek var. Şurada da börekler varmış. Böyle. Buraya da böyle masalar hazırlamış arkadaşlar. Buraya da ikinci bahçenin masası aslında. Annem bile ama buraya koydu ki hani herkes için şey olsun diye. Tatlılarınız ne? Puding. Puding? Yaşaydım aslında. Tamam hadi sonra çekeyim. Okey. Burada da Seloş'um. Böyle yengesi. Başka kimse göstermiyorum aynen. Evet arkadaşlar iftar vakti, her şey hazırlandı, koyuldu. Misafirlerin hepsi geldi. Kuzenlerim, dayılarım, yok dayım, evet, teyzelerim geldi. Abim gösterebilirmişim, tamam. This is the Kalo YouTube. Evet arkadaşlar, tatlılar hazırlandı. Görünüşe bakın. Evet arkadaşlar, biz eve geldik. Biliyorsunuz annem dedik iftardaydık. Bu arada sizi koltuğumuzu göstermek istemiştim. Savaş hemen çok komik duruyor. Savaş hemen yaylandı. Gerçekten bugün çok yorulduk, o yüzden buna ihtiyacımız vardı. Görüyorsunuz arkadaşlar, koltuğumuz böyle. Ev turu gelecek. O zaman daha güzel, net bir şekilde hava karanlık olmadığında çekeceğiz. Ve o zaman görürsünüz zaten. Daha net bir şekilde gözükür. Biz koltuğu bu sefer genişlemesine büyük almaya karar verdik arkadaşlar. Çünkü her iki koltuk aldığımda böyle konuşmaya karar verdim. Çünkü her iki koltuk aldığımda her zaman misafirleri düşündüm. Dedim ki hani rahatça otursunlar, sırtlarını yaslayabilsinler. Ama misafirler sadece bir günlüğüne geliyor ya da ne bileyim 4-5-6 saatliğine geliyorlar. Bazen 1-2 saatliğine geliyorlar. O yüzden en çok koltukta vakit biz geçiriyoruz. Ve dedim ki bu sefer dedim çok rahat bir koltuk alacağım. Böyle bir karara vardım arkadaşlar. Ve bir tane takipçim mi bilmiyorum ama yazmış ki işte neden her zaman koltuk değiştiriyorsun diye. Her sene koltuk değiştiriyorsun diye işte. Arkadaşlar her sene taşındığımız için diyormuşum. Yok. Yani şöyle bir şey var. Biz ilk kaldığımız evden ondan önceki nasıl anlatacağım? Savaş'ta ilk beraber evimizde bir koltuğumuz vardı. Onu sattık. Çünkü güzel bir büyük koltuk almak istedik. Sonra zaten abimin evine geçtik. Büyük bir koltuk aldığımız için bu eve çok büyük olurdu bu koltuk. O yüzden yani böyle almak zorunda kaldık. Yani koltuğumuzu satmak zorunda kaldık. Ve gayet çok memnunuz. Bir de o önceki koltuğumuzu fazla rahat bulmuyorduk daha doğrusu da. Öyle arkadaşlar, bunu bahsetmek istedim. Böyle koltuğu göstermiş oldum. Şimdi size şeyi de göstereceğim. IKEA'ya gitmiştik. Selen'imin odası için dolap almıştık. Oraya bir gidelim. Böyle arkadaşlar, oyuncaklarını böyle koydum. Üst tarafa ufak tefek şeylerimi koydum. Aşağı böyle hayvanlarını falan koydum. Böyle de yukarıda kitapları var ama kitap için regal yapmayı düşünüyorum. Böyle bir koyduk şimdilik. Böyle size bunu da göstermiş oldum. Ev turu gelince zaten her şeyi daha bir net şekilde göreceksiniz arkadaşlar. Böyle bunu da bir göstermiş oldum. Bugün arkadaşlar, ev var ya, öyle bir kalabalıkta anlatamam. Bütün Arnavut ailem geldi. Ve yarın yine teyzeme davetliyiz. Bugün annem dedik, yarın da teyzeme davetliyiz. Öyle yarın işte yine hazırlanıp iftara davetliyiz. İşte oraya gideceğiz. Çok güzeldi. Annem ne kadar yemekler yapmış var ya, anlatamam. Hatta yemek kattılar bana da. Evde bulunsun diye, yarın yiyelim diye artık. Ya da bilmiyorum. Yani daha çok aslında Selen'le benim için. Çünkü biliyorsunuz biz oruç tutmuyoruz. Öyle arkadaşlar, böyle bunu da böyle bahsetmek istemiştim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.